Akıllı telefonu bırakabilir miyim? Ha, hocam benim de aklımda. Ben de bırakmak istiyorum ama bu böyle bir şey mümkün mü? Yani hem mümkün hem değil değerli dostlarım. Öyle bir soru ki bu. Geçen bir haber gördüm. O beni bu konuyu da konuşmaya itti biraz da. Ludizm diye bir şey var. 19. yüzyıl İngiltere'sinde işte Ned Ludd, Ludizm. İşte makineleşme karşısında insanın işsiz kalacağından korktuğu için sanayiye falan alayına isyan ediyorlar, böyle öyle söyleyeyim ben size. Makinaları falan kırıyorlar, öyle bir isyan yapıyorlar. Bu hareket, teknoloji düşmanlığı insanları ludizm olarak adlandırılır böyle hareketler. Şimdi Lola Schapp diye bir Business Insider dergisine röportaj veren bir kişi var. Bunlar ludite kulübü kurmuşlar. Yani telefon bağımlılığından kurtulmak için insanların gelip çeşitli etkinlikler yaptığı falan bir kulüp kurmuşlar. Hani her şeyin dijitale döküldüğü bu dünyada böyle bir şey mümkün mü? Biraz zor görünüyor. Hani en azından sınav hazırlık sürecinde mümkün olabilir. Atarsın telefonu bir yana, ama onda bile şu var. Online dersiniz oluyor. Soru çözümüne bakacaksınız. Dijital bir ihtiyacınız oluyor. Telefon ihtiyacınız oluyor. Tuşlu telefonla dumanla mı yazacaklar sana şeyi? Sorunun videolu çözüm, dumanlı soru çözümü. Eski çağlarda öyleymiş. Sorunun dumanlı çözümü dağlarımızda. Ey dumanlı dağlar, ne? Ey. Evet, bu haftanın kötü esprisi de bu olmuş oldu bu programın. Sanıyorum da kendim rate ediyorum ha, kötü espri diye. Değerli dostlar, tabii ki bu çok çok kolay bir şey değil. Sınav dönemlerinde belki yapabilirsiniz. Telefonu bir kenara koyarsınız ama o bile zorken. Şimdi yetişkin hayatında bu o kadar zor ki. Çünkü iş yerinde bile size bir şey geliyor. WhatsApp'tan gönderiyor insanlar. Mail atıyor, WhatsApp'tan gönderiyor. Sürekli bir şey, duyurular geliyor. Ya yani evler, ödevleri insanlar birbirine WhatsApp'tan atıyor. Demek ki bu akıllı telefonlardan kolay kolay kurtulamıyoruz. Ama biz burada hedef eksiğimiz varsa, hedeflerimizle ilgili konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Hani benim hedefim yok, nasıl hedef koyabilirim gibi konularımızı uzun uzun programlar boyunca burada konuşacağız değerli dostlar. Buradaki temel sorun zannediyorum, biz telefonu küçük görüyoruz. Yani biraz düşüncesiz görüyoruz ama bizden akıllı olduğunu unutuyoruz. Neden bizden akıllı? Bizim unuttuğumuz şeyleri o unutmuyor. Yani senin ilgi alanlarını unutmuyor, seni nelerin cezbettiğini unutmuyor. Senin önüne sürekli onları geçiriyor. Mesela bir tane şey vardı, zamanda antivirüs programı vardı. Bütün sene yatıyor program, tamam mı? Adını söylemeyeyim. Yatıyor böyle. Yakalıyor mu virüs bilmiyorum. Ne zaman o antivirüs programını yenileyeceğim? Zamanı geliyor işte. Yani yıllık abonelik ya. Şey yapıyor böyle. Çok büyük bir virüs yakaladım, haberin olsun. He, hoca bak çok. İşte o tabii adımı söylemiyor da. Aman, bilgisayarın tehlike altında. Neden? Yenile yani. Ben buradayım gibi. Telefonlarda öyle. Mesela Instagram uygulamasına girmiyorsun. Şey geliyor, bildirim geliyor. Şunlar paylaşım yaptı. Instagram'a girmiyorsun, sen neredesin falan diye. Ya da senin sevdiğin, arama yaptığın şeylerle ilgili her yerde reklamlar çıkıyor. Sesten bile alıyor bunlar. Onlar bizden akıllı ve bizi o dünyaya çekmek için uğraşan aletler diyelim. Ona göre programlanıyorlar. Peki biz ne yapabiliriz? Arkadaşlar, hayatımızı ve hedeflerimizi bir sorgulayalım. Yani biz gerçekten ne istiyoruz? Peki benim önümdeki bu telefon bana nasıl bir engel çıkartıyor acaba? Tatmin olabileceğimiz etkinlikler bulalım. Yani bilgisayar, telefon, dijital dışında gerçekten ilgimizi çeken ve bize bir şeyler katacak, eğlenebileceğimiz bu dostlarımızla yaptığımız etkinlikler çok daha uygundur buralarda. Sosyal medya, telefon vesaire için de bir zaman belirleyelim. Yani tamam, bunu bir dinlenme aracı olarak kullanabilirsiniz ama onun da bir zamanı olsun. Anlatabildim mi? Onun dışında da kendimiz başa çıkamıyorsak doğal olarak bir uzmandan, ailemizden ya da arkadaşlarımızdan destek isteyelim. Emin olun bununla baş edebilirsiniz. Bunu yönetmeyi öğrenebilirsiniz. Yani o kadar zararlı madde var, kullanmıyoruz. Bu zararlı, bunu kullanıyoruz. Bunu da yönetebiliriz değerli dostlarım.